Arkadaşlar selamun Bu videoya tıkladığınıza göre Hakan Fidan'ın kim olduğunu bildiğinizi farz ediyorum. Zaten bilmeyen yoktur muhtemelen. Genelde direkt konuya giriyoruz videolarda ama bugün bir değişiklik yapalım. Videoya bir soru sorarak başlayalım. Hakan Fidan'dan önceki MIT müsteşarımız kimdi? Bunu bilen muhtemelen çok az çıkacaktır. Ama bilenler de ikinci soruyu cevaplasın. Hakan Fidan'dan iki önceki MIT müsteşarımız kimdi? Muhtemelen birçoğunuz bu soruların cevaplarını bilmiyor. Şahsen ben de bu soru sorulsa cevaplamak için çok uzun süre düşünürdüm. Ama bugünkü MIT müsteşarımızı sokakta sorsak kim olduğu en az İçişleri Bakanımız kadar biliniyordur. Onun makamında önceden oturan isimler neredeyse hiç bilinmiyorken Hakan Fidan'ı daha bilinir yapan ne? Aslında bu sırrın cevabı Hakan Fidan'ın neden hedef olduğunu da anlatıyor. İlk göreve geldiği gibi İsrail tepki göstermişti. Bu konu bizim iç işlerimiz ama iç işlerimize karışmaya kalkacak kadar ileri gittiler. Hakan Fidan'ı İrancı olma iftirasıyla suçladılar. Bu İrancılık yalanına sonraki yıllarda fetöcüler de sarılmışlardı. Yani bu ülkeye düşman kim varsa onların hedefinde hep Hakan Fidan vardı. Ama Cumhurbaşkanımız Erdoğan onu benim sır küpüm, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sır küpü ve Türkiye'nin geleceğinin sır küpü şeklinde tanımladı. Yani boşuna hedefte olan bir isim değil. O yüzden onu konuşalım istedim. Hakan Fidan'ı iki videoda konuşacağız inşallah. Birincisi yani bu videoda hayatını anlatıp onu tanımaya çalışalım. İkinci videoda ise neden bu ülkeye düşman olan herkesin ya da her grubun hedefinde olduğunu konuşuruz. MİT müsteşarımız Hakan Fidan'ın sürekli hareket halinde olduğu bir hayat hikayesi var. Hiç bitmeyen bir koşuşturma, bitmeyen bir görev yoğunluğu. Hakan Fidan 1 Ocak 1968 yılında Ankara'da doğdu. Çevresinin anlattıklarına göre çocukluğunda da hep ciddiymiş. Onu hiç oyun oynarken görmemişler. Genelde kendi başına takılırmış. O yaşlardan itibaren en büyük hobisi de film izlemek. Gençlik yıllarında asker olmaya karar verdi. Zaten ciddi kişiliği bu iş için çok uygun. 1986'da Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu'ndan mezun oldu. Sonra da az subay olarak göreve başladı. Kendisini geliştirmekten hiç vazgeçmedi. Kara Kuvvetleri Dil Okulu'nda da eğitim aldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Otomatik Bilgi İşlem Bölümünde bilgisayar teknisyeni olarak çalıştı. Buradaki görevinden sonra ise yurt dışına açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri onu NATO'nun Almanya'daki Süratli Reaksiyon Kolordusu İstihbarat ve Harekat Başkanlığı'nda 3 yıllığına görevlendirdi. Burada da hem görevini yaptı hem de eğitimine devam etti. Maryland Üniversitesi'nde yönetim ve siyaset bilimi alanında lisans eğitimini tamamladı. Ardından Türkiye'ye döndü. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaptı. Burada yaptığı tez çalışması bugünlerin işareti gibiydi. Tez konusu istihbarat ve dış politikaydı. İngiliz, Amerikan ve Türk istihbaratlarının karşılaştırılması üzerine yoğunlaştı. Burada aslında bizim istihbaratımızla ilgili tespitini koymuştu. Türkiye'nin en büyük ihtiyacının dış istihbarat ağı olduğunu vurguladı. Doktora için de Bilkent'e devam etti. 2006 yılında doktorasını tamamladı. Burada da tezinin konusu bilgi çağında diplomasiydi. 2000 yılında OYAK Genel Kurulu üyesi seçildi. 2001 yılında askerliği bıraktı. Mecburi hizmet süresi olan 15 yılı doldurunca Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrıldı. Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde siyasi ve ekonomik danışman olarak çalışmaya başladı. Bir yandan da akademik çalışmalarına devam etti. Dedim ya çok hareketli bir hayatı vardı. Akademik yolculuğunu incelerken bile yoruluyor insan. Bu dönemde Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü ve Londra merkezli doğrulama, araştırma, eğitim ve bilgi merkezinde akademik çalışmalar yaptı. Başbakanlığa bağlı TİK adında bir kuruluş var. Sovyetler dağıldıktan sonra kuruldu. Dış ülkelerde özellikle de Türk dünyasında birçok projede imzaları var. Genelde altyapı ve teknik yardım üzerine çalışıyorlar. Yurt dışında okullar inşa ediyorlar, su kuyuları açıyorlar. Bu kurumun 2003-2007 yıllar arasında başkanlığını Hakan Fidan yaptı. Bu görevdeyken Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar gibi ortak kültürümüzün olduğu bütün coğrafyaları gezdi. TİKA'nın çalışmalarını hep yerinde izledi. Yine bu dönemlerde Dışişleri Bakanlığı'nda danışmanlık da yaptı. Yıllar geçtikçe daha çok ön plana çıkmaya başladı. Yine Kasım 2007'de o dönemin başbakanı Erdoğan'ın müsteşar yardımcısı olarak görevlendirildi. Dış politika ve uluslararası güvenlikten sorumluydu. 2008 yılında Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde mütevelli heyet üyesi oldu. 3 yıl bu görevine de devam etti. Aynı yıl yani 2008'in Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. 2010 yılında Washington'da nükleer güvenlik zirvesi düzenlendi. Orada Türkiye'yi temsil eden isim yine Hakan Fidan'dı. 15 Nisan 2010'da onu bugüne getiren sürecin ilk adımı atıldı. MIT Müsteşarı Emre Taner'in yardımcılığına getirildi. Emre Taner'in görev süresi daha önce iki kez uzatılmıştı. Mayıs 2010'da emekli oldu. Yerine de Hakan Fidan geçti. MİT müsteşarı olduğunda daha 42 yaşındaydı. Yani bundan öncesinde anlattığım her şeyi 42 yıla sığdırdı. Ayrıca MİT tarihinde müsteşar olan en genç isim de Hakan Fidan. Sadece MİT'in başına geçmesi bile çok ses getirdi. İsrail bu duruma çok tepki gösterdi. Halbuki bu mesele bizim iç meselemiz. Onları hiçbir şekilde ilgilendirmez. Ama üst perdeden tepki gösterdiler. Sadece bu noktada bile Hakan Fidan isminin bazı kurulu düzenleri alt üst ettiğini anlamak mümkün. İsrail'in o dönem savunma bakanı Ehud Barak'tı bu atama için Türkiye dost bir ülke ve stratejik bir müttefik. Fakat son haftalarda İran destekçisi bir adam Türkiye Mossad'ının başına atandı. Onların elinde önemli miktarda sırrımız var. Son iki aydaki izlenimimiz bu sırları İran'a açabilecekleri yönünde. Bu da çok rahatsız edici cümlelerini kurdu. Tabi İran meselesi tepki için oluşturulmuş bir kılıf. Ne zaman düzenlerine dokunan bir isim atansa aynı tavrı alıyorlar. Bu adam İsrail'in çıkarlarını zedeliyor diyerek tepki gösteremeyeceklerine göre böyle şeyler söylüyorlar. O dönem yine İsrail gazetesi Haaretz, Fidan'ın mit müsteşer olmasından dolayı Mossad'ın kaygılı olduğunu yazdı. Bu kaygılar yersiz değildi elbette. Fidan göreve geldiği gibi mitin yapısını tamamen değiştirdi. Gerçi zaten başlamış bir süreçti bu. Hakan Fidan ile süreç çok daha hızlandı. Bu köklü değişikliği ikinci videoda konuşacağız. O yüzden şu an çok ayrıntıya girmiyorum. Ama o adımları atması onu hedef tahtasına oturttu. FETÖ'nün savcıları 7 Şubat 2012'de KCK soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla mahkemeye çağrıldı. Bu çareyi yapan savcı Sadrettin Sarıkayaydı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sarıkaya saklandığı hücre evinde yakalandı. O dönemde bu hamleyi yapmasının ardından dosyadan el çektirildi. Ardından Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle artık MIT mensupları hakkında ceza soruşturması açılması için başbakanlık izni şartı getirildi. 2015 yılında ise Hakan Fidan MIT müsteşarlığından istifa etti. İstifa sebebi milletvekilliği için adaylığını koyacak olmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan haliyle haberdar olmadığı bu durumdan çok rahatsız oldu. MIT sıradan bir kurum değildir. Devletin en önemli kurumudur. Devletin Milli İstihbarat Teşkilatı zayıfsa o devletin ayakta kalması mümkün değildir. Şimdi biz onu böyle bir göreve getirdik. Getiren de benim. Madem öyle ayrılırken de eğer müsaade edilmiyorsa orada kalması ve ayrılmaması gerekirdi. Dolayısıyla tabii ki kırgınım cümleleriyle üzüntüsünü belli etti. Bunun üzerine Hakan fidan milletvekilliği için yaptığı adaylık başvurusunu geri çekti. Bir gün sonra da yeniden MİT Müsteşarlığı görevine başladı. Zaten bir yıl sonra da 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. O gün de sabaha kadar mücadele etti. Daha önce nasıl bir geceydi diye sorulduğunda sabaha kadar çarpıştık diye cevap vermişti. Ardından da nokta operasyonlara başladı ve FETÖ belasından ülkemizi büyük ölçüde temizledi. Tabi bunun için çalışan emniyet gibi, ordu gibi çok kurum vardı. O başı çekti dersek daha doğru olur. O günden beri de MIT'in başarıları büyüdükçe büyüyor. Bu dönüşümün mimarlarından Hakan Fidan'ın işte böyle fırtına gibi bir hayat hikayesi var. Bu videoda genel hatlarıyla Hakan Fidan'ı konuştuk. Neden hedef olduğunu anlamanın yarısı onu tanımaktan geçiyordu çünkü. İkinci videoda daha çok şahsına değil eylemlerine odaklanacağız eksik parçalarda o videoda tamamlanacak. Yarınki videoda bu konu olur mu bilmiyorum ama en geç birkaç gün içinde konuşacağız bu konuyu inşallah. Allah'a emanet olun.